Merhaba arkadaşlar, bu videoda size doğrusal çizim çoğaltma ve onun alt özellikleri ve taşının alt özelliklerini gösterecektim. Tabii şu anda aktif değiller. Neden aktif değiller? Çünkü çizimde değilim. Kroki'ye geldim, çizimimi seçtim, hangi yüzlemle çizim yapacağımı belirttim. Çizimim açıldı, çizimin açıldığını buradan da takip edebiliyorum ve şimdi devam ediyorum. Şimdi doğrusal çizim çoğaltma için bir çizimi çoğaltmak lazım. Dolayısıyla bir çizim olması lazım elimizde. Bir tane daire atalım bu şekilde. Doğrusal çizim çoğaltmayı seçtim. Şimdi doğrusal çizim çoğaltmayı seçtiğimizde yön 1 ve yön 2 var. Yön 1'de x ekseni, o bizim hazır olan x eksenimizdir. Yön 2'de de y ekseni, o bizim sistemimizde şu anda kayıtlı olan y ekseni. Çoğaltılacak obje dediğimiz şey bu y'yi zaten seçmiş. Çünkü onu seçip girdiğimiz için. Şimdi arttırdık biraz, 30 milim. Buradaki 30 milim ne anlama geliyor? Bunun merkezinden, bunun merkezine olan mesafedir bu. Yani dolayısıyla şu aradaki yayların dış tarafındaki kalan açıklık artı bunun yarıçapı artı bunun yarıçapı. Dolayısıyla burası 30 oluyor. Öyle düşünebilirsiniz. Hani nereden verdiğini anlamak adına. 2 olmasın. Biraz da arttıralım. 5. Tamam. Buna bir de y ekseni katmak istiyorum. Geldim. Yön 2'de bir tane olmasın. 5 tane olsun. Ne yapacağım? Diğer tarafa. Yani aşağı yapmak istiyorum. O zaman ne yapabilirim? Hatta öncelikle şunun mesafesini arttırayım. Tamam, mesafeleri 20 olsun burada. Aşağı taşımam lazım. Tersine çevir veya ikide taşımak istiyorum. Tersine çevir. Y'de tersine çevirerek aşağı taşıdım. Tamam, aslında şu anda yapacak. Ama başka bir şeye daha dikkatinizi çekeyim. Şimdi ölçülendirme x aralığı denen bir olay var burada. Ve örnek sayısını göster denen bir olay var. Bu mükemmel Türkçe tercümanlıktan kaynaklı bir olay. Burada aslında demek istediği şey şu. Diyor ki ölçülendirme x aralığı. Yani diyor ki x aralıklarını ölçülendireyim mi? Yani şurada x ekseninde hani biz ne demiştik? 30 vermiştik değil mi? X ekseninde olan aralıkları 30 şeklinde belirteyim mi demeye çalışıyor. Ve burada da örnek sayısını göster. Kaç tane x'te örnek var? Onu göstereyim mi diyor. İyi, tam göstersin diyorum. Ama y'de göstermesin diyorum. Tıklıyorum, bakıyorum, bakın. X'te ölçülendirme x aralığını yaptı. 30. Adet sayısına gösterdi. 5. Şimdi CTRL-Z ile geri geldim. Doğrusal çizim çoğaltma dedim. Arttırdım. Bunu birazcık daha arttırdım. Bunu da arttırdım. Bunu da arttırdım. Bunu da aldım. Bir başka şey gösterecek olursam size. Atlanacak ögeler denen bir tane, atlanacak örnekler denen bir olay var burada. Atlanacak örneklere tıklıyorum. Bazen tüm çoğaltmaları yapmak istemeyebilirim. Mesela bu benim için olmayabilir. Bu da olmayabilir. Bu da olmayabilir. Şu anda bunların hepsini atladı. 4 tane, yani hepsini dediğim sadece 4 tanesini atladı. Geri kalanları yapacak. Tamam bastığımda gördüğünüz üzere bakın geri kalanları yaptı. Burada 1, 2, 3, 4 tane olmak üzere onları atlayarak yaptı. Nereden? Doğrusal çizim çoğaltmada atlanacak örneklerde verdim. Çoğaltılacak objelerde neyi çoğaltmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz zaten. Olayı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ve doğrusal çizim çoğaltmaya geçiyorum. Bu bizim daha çok 3 boyutlu işimize yarayacak. Buradakini çok fazla genel olarak ben kullanmıyorum. Dairesel çoğaltma denen bir olay var. Ne yapalım? Bir tane daire çizelim. Hani daire çizmek zorunda değilsiniz. Herhangi bir şey çizebilirsiniz. Ben çoğaltma olayını daha iyi anlamanız için çiziyorum. Bir de şuraya noktalar atalım. Bazı olayları daha iyi anlamanız için. Veya bir tane çizgi atalım. Sonuç olarak çizginin uç noktaları da bizim için bir noktadır. Burası da bir noktadır. Şimdi neden bu kadar çok noktamız var ve bu noktalar ne işe yarıyor? Açıkçası bu noktalar hiçbir işe yaramıyor. Sadece olayı anlatmak için size gösteriyorum. Şimdi dairesel çizim çoğaltmaya girdim. Bu kendisini bir tane parametre belirliyor. Bu parametre bir nokta olur buradayken. Diğerinde eksen oluyordu, burada ise bir nokta oluyor. Bu noktayı direkt orijine göre kendisi almış. İyi, güzel. Ne yapıyor peki orijine göre aldığında? Bunun merkezinden orijine göre alıyor, bir tane daire çiziyor ve senin istediğin adette çoğaltma yapıyor. Ben 4 tane değil 6 tane istiyorum. Eşit aralıkta istiyorum, 360 derecede yayılmasını istiyorum. Tamam. Eğer ki eşit aralık istemesem, her birinin aralığını ben vereceğim desem, mesela her birinin aralığı 40 derece olsun. 40 derece, 40 derece, 40 derece. 40 dereceden 6 tane yaptı. Bunu arttırabilirsiniz. Bu şekilde değiştirebilirsiniz. 60'a geldiğiniz zaten tam olacak çünkü 6 tane.
biraz daha şunu azaltıp sayıyı arttırabilirsiniz. Veya vazgeçtim şu anda, ben eş taralık yapmak istiyorum. 10 tane olacak. Eş taralığa tıkladım. Şimdi bakın şu anda ne yapıyor biliyor musunuz aslında? Bu 180 dereceyi 10'a bölüyor. 18, 18, 18 şeklinde böyle 10 tane şey yapıyor. Eğer doğru saydıysam, hani bir eksik bir fazla olabilir ama takılmayalım. Bunu eğer 360 yaparsanız komple daire dönüyor. Yani bu dönme açısı, eş taralık yaparsanız eş taralıkta dönecekler. Bu ise kaç adet olacağıyla alakalı. Tam 10 tane diyorsunuz. 10 tane diyorsanız bu dahil 10 tane olur. 4, 8 ve 10. Toplamda şu anda 10 tane var. Başka neden bahsedebiliriz? Şu parametreyi bir göstermek için noktalar atamıştım. İlla ki siz bunun etrafına dönmesini istemeyebilirsiniz. Bunun etrafına dönmesini isteyebilirsiniz. Ne yaptı? Buradan buraya çekti. Buradan bir tane eksen dairesini çizdi ve etrafına döndürdü. Hayır, orası değil, burası olsun. Hayır, orası değil, bunun etrafına dönsün. Hayır, bunun etrafına dönsün. Böyle böyle sonsuza kadar gider bir olay. Ve bu şekilde de dairesel çizim çoğaltmayı da görmüş olduk. Onun dışında gelin taşı görelim. Taşı için son derece basit bir çizim açalım. Bir tane içine daire atalım. Hatta şöyle tam dairesini ortalayalım. Nasıl ortaladım? Kendisi ilişkilerini zaten yakalıyor. Buraya attım. Tamam. Şimdi seçtim. Taşıyla alakalı, taşı kopyala, döndür, ölçeklendir göreceğiz. Objeleri uzata gerek yok. Taşı olayı şöyle. Taşıya tıkladık veya direkt buradan seçtik. Şimdi taşınacak ögeleri biz zaten seçmiştik başta. Ama diyelim ki seçmemiş olsak. Taşıya geldim. Taşınacak ögeler. Bunlar. 4 tane çizgiyi ve bir de dairesini, yayını yani, seçti. Parametreler. Bundan buna. Şimdi bir noktadan bir noktaya taşıyacaksınız. Ve başlangıç noktası belirlemelisiniz. Başlangıç noktası neresi olsun? Bu nokta olsun. Gördüğünüz üzere bu nokta etrafında taşıyor. Nereye taşısın? Buraya taşısın. Dedim ve buraya taşıdı. Ne yaptım? Seçtim. Taşı dedim. Bundan buna dedim. Geldim. Buraya kadar taşı dedim. Taşı. Gel. Otur buraya. Devam edelim. Kopyala denen bir olay var. Kopyala da yine bundan buna seçildiyken aynı olay. Bu noktadan bu noktaya götür ama bu sefer kopyasını götür. Tarzı bir şey diyebiliriz. Seçtik. Taşıyı da geçtik. Döndüre geldik. Döndürde dönme merkezi istiyor. Bunun etrafında dönsün. Ne kadar dönsün? 30 derece. Pozitif yönde 30 derece döndü. Tamam diyelim. Bunu seçelim. Bu sefer bunu döndürelim. Döndür. Dönme merkezini istiyor. Bunun etrafında dönsün yine. Ne kadar dönsün? Aşağı doğru dönmesini istiyorum. Bakın şu anda eğer farenin olduğu yere bakarsanız sağdaki tuşa tamam diyor. Soldaki tuşta dönme işareti tarzı bir şey var. Şu an sağ basarak bunu istediğim gibi döndürebilirim. Veya buradan derece verebilirim. Burada 333, 330 diyor. Çünkü buradan 330 derece pozitif yönde döndürdünüz aslında siz bunu. Onunla alakalı bir olay. Veya eksi 30 derece döndürdünüz. Hani eksi 30 da yazsanız, eksi 40, eksi 50 affedersiniz. Eksi 50 yazdığınızda bu eksi yönde 50 derece döndür demektir. Tamam, bastım. Döndürdü. Geri alayım şunu. Bir de son olarak size ölçeklendiri göstereyim. Ölçeklendir. Şimdi neyin etrafında ölçeklendirecek? Bunun etrafında ölçeklendirsin. Ölçeklendirme miktarı, oranı 2 derseniz 2 katına çıkar. 5 derseniz 5 katına çıkar. Tamam, bastım. 5 kat ölçeklendirmesini de yapmış olduk. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bundan sonraki videoda mümkünse artık 3 boyuta doğru bir geçiş yapıyoruz. Hoşçakalın.